Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Birimlerinin terörle mücadelesi devam ediyor. Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirilmesi dikkat çekmişti. Genişletilen operasyon kapsamında teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Kaya Göze, Taşlıca, Harman Kaya ve Duygulu mahallelerinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Güvenlik güçleri Adana içinde alarm verdi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK-KCK adına eylem ve faaliyet yaptığı belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan zanlıların polis ekiplerine karşı taş, EYP havai fişek, molotof kokteyli saldırısında bulundukları ve korsan gösterilere katıldıkları öğrenildi. Yine Adana'da bir diğer terör örgütü DAEŞ'e yönelik de operasyon vardı. Adana terörle mücadele ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar mahallesinde bir hücre evine baskın yaptı. Operasyonda örgüt tarafından beyni yıkanan ve sözde cihat ilan edilen bölgelere savaşçı olarak gönderilmek istenildiği öne sürülen 23 yaşındaki SK yakalandı. Yakalanan şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve kitap ele geçirildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen SK, çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandı.